O hepimizin hayatına dokundu. Ama beni baştan yarattı. Onunla birlikte duvarlarım yıkıldı. Paçamdaki çamurdan kurtuldum. Arındım. O kısacık bir ömre sonsuz bir aşk sığdırdı. Benim sonsuzluğum oldu. Dedem güçlü bir iş adamı. Cömert bir hayırseverdi. Kadınların kalbine giden yolu bilen iyi bir seyyahtı. Kısacası bay aşktı. Neden Fildişi Kule'nin en tepesindeydi? Belki hiçbirimiz onun çalışkanlığına, azmine, o aileye, şirketine olan bağlılığına sahip değildik ama yine de ondan şunu öğrendim. Tırmanış ne kadar engellerle dolu olsa da zirvedeki manzara o kadar güzeldi ki bütün engelleri aşmaya değer. Dedemle hayallerimiz farklıydı. Zirvenin, yani kulenin tepesindeki görmek istediğimiz manzara da öyle. Ama hayatım boyunca hangi yolu seçersem seçeyim, başarılı olmak için onun hikayesinden ders alacağım. Kendi zirveme ulaştığımda benimden gurur duyacağını biliyorum. Bu son değil. Kalbim dedem için atmaya devam edecek. Annem gibi o da uzun bir yolculuğa çıktı işte. Onu çok özleyeceğiz. Güle güle dedeciğim. Ortalıkta yok değil mi? Farkında değil mi? Acil değil mi hocam? Bilmiyorum ama haberi var. Herkese toplu mesaj atıldı. Allah Allah. Niye gelmedi? Duymadı belki. Ay dünya duydu. Orkun mu duymayacak ya? Bayaş kelimelerle anlatılacak bir adam değildi. Asım Şekip Kaya şahane bir babaydı. Demek isterdim. Şahane bir baba değildi o. Asım Şekip Kaya'ydı. Kötü dedi kayınpederdi. Mükemmeliyetçiydi. Ondan Didi diye bahsetmek çok tuhaf geliyor. Onun gölgesi kusurlarımı bile yetenek gibi parlatırdı. O başka babalar gibi sevmeyi bilmedi ama benim babam bizi sevdi. Çok sevdi. Asım Şekip Kaya olduğunu unutabilmesini kendi iyiliği için isterdi. Çünkü çok yalnız bir adamdı aslında. Ben onun bir gün ölebileceğini hiç düşünmemiştim, hiç aklıma gelmemişti. Hastalandığında bile bunu da yeneceğini biliyordum. Nasıl oldu da o koca çınar devrildi. Selim Bey.
son ince yetin Selim Bey. Asım Bey zehirlenmiş olabilir. Seni asla unutmayacağız babacığım. Zaten unutulman mümkün değil. Hepinize geldiğiniz için, güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte Asım Şekip Kaya'yı uğurlamaya gidiyoruz. Kocamın cenazesine ben niye konuşmadım? Neden konuşamadım? Sen bugüne kadar yeterince konuştun Sude. Sen ne diyorsun? Sen ne haklı? Anne hadi. Beni konuşturma. Hadi. Tamam lütfen olay çıkarma. Buyurun Sude lütfen. Evet. Hadi senin gelmene gerek yok. Kitabı sen bundan geçerken bırakırım Asım. Yok annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Ben hala Asım Şekip Kaya'nın karısıyım. Eğer sustursam ona olan saygımdan sırf bunun için. Başın sağ olsun. Kusura bakma. Şehir dışındaydım hemen gelemedim. Senin de başın sağ olsun. Sağ ol. Enine ne oldu? Ha, arkadaşın çiftliğinde bir köpekle oynarken oldu. Hani iş için şehir dışındaydın? Ya ben iş için oradaydım. Hem ticaret hem ziyaret öyle. Ayçin başın sağ olsun. Nasıl üzüldüm. Aşkım arabalar hareket ediyor hadi. Başsağlığı dilemen ya. Seni düğüne de beklerdik. Öyle gerekti. Buradaki herkes, başta Sude Hanım, senin buraya duruşmada şahitlik yapmak için geldiğini biliyor. Yazık ki Asım Bey'i kaybettik. Senin anlaşma da suya düştü. Ben paramı peşin aldım, sıkıntı yok. Merhuma hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Merhuma hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Merhuma hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Amin. Allah kabul eylesin. El Fatiha. Allah'ım sen bunu bu çirkinlikleri atlatacak sabır ver.